Tekrar selam herkese. Ekranda gördüğünüz motifi yapacağız. Mozaik motifler serisine devam ediyoruz. Umarım bu seriyi yaparken keyif alarak yapıyorsunuzdur ve dilediğiniz projede bunu kullanıyorsunuz veya biriktiriyorsunuz. Ben çünkü şu anda biriktirme aşamasındayım. Sonrasında belki bir örtü haline dönüştüreceğim ve elbette bunu sizinle paylaşacağım. Kullandığım ip orta kalınlıkta koton ve akrilik karışımı bir ip. Kullandığım tığ ise her zaman kullandığım bu ipe uygun olan 3,5 mm tığla ilerledim. Orta büyüklükte bir motif olmasına özen gösteriyorum. Diğer motifleri de aynı şekilde yaparak aynı büyüklükte yapmaya özen göstermeye çalışıyorum ki birleştirirken sıkıntı yaşamayın diye. Belki bir iki sayı oynasa bile sonuçta motifler aynı büyüklükte olacak şekilde ilerleyecek. Sonraki motiflerde aynen bu şekilde olmaya devam edecek. Beni henüz ilk kez tanıyanlar için ise Instagram adresimi bilmiyorsanız ve buraya yeni geldiyseniz Instagram adresim ise Private Crocheting. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Burada olup Instagram'a henüz gelmeyenler için ise yine aynı şekilde siz de beni oradan takip edebilirsiniz ve buradaki kanalıma uygun içeriklere sahip orası da. Ve bu şekilde. Umarım motifleri yaparken keyif alacaksınız ve aynı zamanda yaptığınız projeleri sosyal medyada paylaşırken Private Crocheting etiketlerseniz Instagram adresim ben de rahatlıkla görebilirim ve etkileşim içerisine girip daha çok kişiye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Tığ işi yaparken keyif almanızı diliyorum. Renk tonu kullanacağım. Şimdi maviyle başlıyorum ve başlarken yine şu şekilde ipi tutuyorum ve çapraz yapıyorum. Yani sihirli halka oluşturuyoruz. Tığ alttan geçirdim. Üstteki ipi tekrar şu şekilde zincir yaparak kilitledim. Şu anda halka oluşturdum ve buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burası benim bitiş noktam olacak. Hemen şu şekilde marker takıyorum. Aynı zamanda bitiş noktası ve köşe burası. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu iki zincir birinci köşe. Aslında ikinci köşe. Şurasını bir dersem burası ikinci köşe. İki zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. Bu da üçüncü köşe. İki zincir çekip tekrar buraya batıyorum. Bu da üçüncü köşe. Bu köşe yarım. Şimdi bunu kapamak için iki zincir değil. Önce bu ipi çekiyorum şu şekilde. Sonrasında tığa ip alıyorum. Marker taktım. Yani sık iğneye batarak ilk çektiğimiz sık iğneye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yalnız ikili trabzanı kapatmıyorum. Şunu çıkarayım. İkili trabzanı diğer renkle kapatıyorum. Ve aynı zamanda renk değişimi yapmış oluyorum. Kapattım. Köşelerde bunu yapacağız. Köşelerde buradaki köşede hep ikili trabzan yaparak yeni köşeyi oluşturacağız. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki kısa ipi şu şekilde çektirdim. Şuradaki ikili trabzanın görüyorsunuz zaten. Boşluğunu batıyorum. Şuradaki iki ipi de üzerine alıp bir sık iğne yapıyorum. Şunu yalnız biraz sık yapayım. Şu an köşenin sık iğnesini yaptım. Burası benim yine bitiş noktam olacak. Şimdi şuradaki uzun ipi bırakıyorum. Yani diğer renk tonundaki ipini boş bıraktım. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Şuradaki sık iğneye batıp bu arada mozaik tığ işi yaparken hep trabzanların arka katını kullanıyoruz. Arka katına battım ve şuradaki ipi de üzerine alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Kısa ip burada dursun. Daha sonra onu gizleyeceğim ben. İki zincirlik boşluğa geldim. Sık iğne yaptım. Ve iki zincir çekip tekrar iki zincire batıp sık iğne yaptım. Şu an
ikinci köşeyi yaptım. Birinci köşe yarım. Tekrar sık iğnenin şuradaki arka katına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Artık arka katına batıyorum demeyeceğim. Sık iğne yapıyorum dediğimde siz trabzanların arka katına battığımı anlayın lütfen. Tekrar iki zincire batıyorum sık iğne ve iki zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum sık iğne. Yine bir sık iğne yapıyorum. İki zincirlik boşluğa geldim sık iğne. İki zincir çekip tekrar aynı yere battım sık iğne. Şimdi buradaki köşeyi tamamlayalım. Yine şuraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve ikinci trabzanın ilk battığım sık iğnenin olduğu yere battım. Sık iğne yaptım. Sırayı kapamak için ise yine ta ip aldım. İlk yaptığım sık iğnenin iki katına batıyorum. Sadece burada iki katına batıp ikili trabzan yapıyoruz ve aynı zamanda renk değişimi yapıyoruz. Diğer türlü battığım sık iğnelerin hepsi arka katına batacak şekilde olacak. Battım. Şimdi önce şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Kapatırken de şöyle yapıp renk değişimi yapıp yaptım. Sonrasında bir zincir çekip ikili trabzanın boşluğuna batarak sık iğne yapıyorum. Siz buradaki köşede hep bunu yapacaksınız. Bir üst sırada görüşüyorum dediğimde bu şekilde renk değişimi yapacaksınız. Ben diğer iki zincirlik boşluğa kadar anlatacağım. Bu anlattığım şeyi buradan itibaren yaptığımın aynısını bu taraflara iğneleyerek devam edeceksiniz. Sıra sonuna gelip yine bunu yaparak bu şekilde sırayı oluşturacağız ve devam edeceğiz. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Şuradaki sık iğneye batıyorum. Arka katına tabii. Bir, ortadaki sık iğneye batıyorum. İki, diğer köşenin sık iğnesine batıyorum. Üç, yani üç tane sık iğne yapıyoruz. Ve iki zincirlik boşluğa batıyorum sık iğne. Tekrar iki zincir çekip aynı yere batıyorum sık iğne. Şimdi bunun aynısını yineliyoruz. Yani köşenin sık iğnesine batıyorum sık iğne. Ortadaki sık iğneye battım. İkinci sık iğne ve köşenin sık iğnesine battım. Üçüncü sık iğne. İki zincirlik boşluğa battım sık iğne. Tekrar iki zincir çekip aynı yere battım sık iğne. Bu şekilde devam edelim. Burada nasıl renk değişimi yaptığımı göstermiştim. Aynı şekilde diğer renge geçelim ve üst sırada buluşalım. Devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi köşeyi oluşturdum. Hep bu şekilde yaptıktan sonra buluşacağız. Ben şimdi bundan sonra anlatırken şuradaki köşeye kadar anlatacağım. Bu anlattığımın aynısını siz tekrarlayarak buraya gelip yine bu şekilde renk değişimi yapacaksınız. Bir üst sırada buluşuyoruz dediğimde hep bu şekilde yaparak yeni sıraya başlayacağız. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Alt sıranın sık iğnesine batıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve kendi rengindeki sık iğnenin köşenin sık iğnesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Ve bir boş bırakıyorum. Bir sık iğne. Ve tekrar kendi rengindeki köşenin sık iğnesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir boş bırakıyorum. Köşenin sık iğnesine batıyorum. Sık iğne. Ve iki zincire batıyorum sık iğne ve tekrar iki zincir çekip aynı yere batıyorum sık iğne. Bunu yine tekrarlayalım. Burada renk değişimi yapıp bir üst sırada buluşalım. Yeni sıradayım. Köşenin sık iğnesini yaptım ve alt köşenin sık iğnesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Kendi rengindeki köşenin sık iğnesine batarak İkili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Bir boş bıraktım. Buradaki sık iğneden buradaki sık iğneye kadar 3 tane sık iğne yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Alt sıradaki köşenin sık iğnesine batarak
ve buradaki köşenin sık iğnesine batıyorum. Sık iğne ve iki zincire batıyorum. Sık iğne, iki zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Sık iğne. Bunu da tekrarlayalım. Burada renk değişimi yapalım. Üst sırada görüşelim. Yeni sıradayım. Renk değişimi yaptım. Yani köşenin sık iğnesini yaptım. Alt sıranın sık iğnesine batıyorum. Köşenin sık iğnesine. 1. Devam ediyorum. 2. 3. Ve 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında şuradaki sık iğneye batıyorum. Kendi renk tonundakine. 2 trabzan yaptım. 1 boş bıraktım. Ve yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 4. sık iğne köşenin sık iğnesine denk gelecek. 2. Ve bu da 4. Tekrar 2 zincirlik köşeye geldim. Sık iğne. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Sık iğne. Bunu da yeniliyoruz. Renk değişimi yapıyoruz. Üst sırada görüşüyoruz. Yeni sıradayım. Köşenin sık iğnesini yaptım. Ve yine alt sıranın köşedeki sık iğnesine batıyorum. 1. Ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında şuradaki ikili trabzanın yanındaki sık iğneye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzana batıp tekrar ikinci ikili trabzanı yapıyorum. Buradan bir boş bırakıyorum. İki tane boş bırakıyorum. Çünkü iki tane trabzan yaptık. 1 ve 2. 3 tane sık iğne yapacağım. 1, ikinci sık iğne ortadaki ikili trabzana denk gelecek. Diğer renk tonundaki ve 3 tane sık iğne. Şimdi tekrar ikili trabzanı batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve sık iğneye batıyorum yanındakine. İkinci ikili trabzanı yaptım. 1-2 tane boş bırakıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincirlik köşe boşluğuna geldim. Sık iğne ve tekrar 2 zincir çekip aynı yere batıyorum. Sık iğne yaparak köşeyi oluşturuyorum. Bunu da yenileyelim. Renk değişimi yapalım. Üst sırada buluşalım. Evet, yeni sıradayım. Köşeyi yaptım. Ve yine alt sıranın sık iğnesine batıyorum. Köşedeki ve sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapacağız. Köşenin sık iğnesiyle başladım. 1. Yanındaki sık iğneye battım. Bu da 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Hemen şuradaki sık iğneden başladım. 1. Yanındaki ikili trabzana battım. 2. ikili trabzan ve bu da 3. ikili trabzan. Buradaki ikili trabzana batıyorum. Sık iğne, yanındaki ikili trabzana batıyorum. Bu da ikinci sık iğne ve yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şuradaki sık iğneye battım. Bu 1. Köşenin sık iğnesine battım. Bu da 2. Köşenin sık iğnesine batıp 1 sık iğne yaptım ve 2 zincirlik boşluğa battım. Sık iğne ve tekrar 2 zincir çekip aynı yere battım sık iğne. Köşeyi oluşturdum. Yeniliyorum. Yine burada renk değişimi yapıp üst sırada görüşürüz. Evet, yeni sıradayım. Köşenin sık iğnesini yaptım ve alt köşenin sık iğnesine batıyorum. 1 sık iğne ve alttaki köşenin sık iğnesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında 2 tane sık iğne yapacağım. Şuradaki ikili trabzanların üzerine batarak İkili trabzan yapıyorum. Şuradaki ilk ikili trabzana batarak ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağım. Buradan bir boş bırakıyorum. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 ve bu da 5. Yine ikili trabzana batıyorum. İkili trabzan, 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki İkili trabzanlara batarak alt köşenin sık iğnesine batıp ikili trabzan yapıyorum ve köşenin sık iğnesine batıyorum. Sık iğne, 2 zincirlik boşluğa geldim. Sık iğne ve tekrar 2 zincir çekip aynı yere batıp sık iğne yaparak köşeyi oluşturdum. Bunu tekrar edelim. Yine renk değişimi yapalım. Üst sırada buluşalım. Yeni sıradayım. Köşeyi yaptım.
diğer renkle. Şimdi köşenin sık iğnesine batıyorum. Sık iğne alttaki kendi renk tonuna batarak ikili trabzan yapıyorum. Köşenin sık iğnesine batarak bir boş bırakıyorum. Buradaki ikili trabzan üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. Ve tekrar buradaki ikili trabzana batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki sıkı yapalım. İkili trabzan yaptım. Sonrasında iki tane sık iğne yapacağım. Bir boş bırakıyorum. Bir, ikinci sık iğne buradaki ikili trabzan üstüne denk gelecek. Şimdi iki tane ikili trabzan yapacağım. Şuradaki sık iğneye batıyorum. Bir, ikili trabzana batıyorum. Bu da iki. Yine bir, iki tane boş bırakıyorum. Bir sık iğne ve bunun aynısını bu tarafa geçiriyorum. Şuradaki üçüncü ikili trabzana batıyorum. İkili trabzan, sık iğneye batıyorum. İkili trabzan, iki tane boş bıraktım. İkili trabzanın üzerine battım sık iğne. Ve yanındakine battım ikinci sık iğne. İkili trabzan yapıyorum. Şuradaki ikinci ikili trabzana batarak kendi renk tonundakine. İkili trabzan yaptım. Sonrasında ikili trabzan üzerine batarak bir sık iğne yaptım. Ve alt sıradaki kendi renk tonundaki sık iğneye batıp ikili trabzan yaptım. Köşenin sık iğnesine batarak bir sık iğne ve iki zincirlik boşluğa batıyorum sık iğne. İki zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum sık iğne. Bunu da yenileyelim. Burada renk değişimi yapıp göğüs evet. Sıradayım. Şimdi yine alt sıranın sık iğnesine batarak başlıyorum ve 5 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4 ve bu da 5. 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikili trabzan yapacağım. Şuradaki sık iğneye batarak ikili trabzan yaptım. Sonrasında 3 tane sık iğne yapacağım. Bir boş bıraktım. 1, 2 ve 3 tane sık iğne ikili trabzana denk gelecek ve ortadaki alttaki kendi renk tonuna batıyorum. Sık iğne ikili trabzan ve buradaki ikili trabzandan başlıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım ve ikili trabzan yapacağım. Şuradaki sık iğneye batarak ikili trabzan yaptım. Şimdi yine bir boş bırakıyorum ve 1, 2, 3, 4 ve köşenin sık iğnesine batıyorum. 5. 5 tane sık iğne yaptım. 2 zincirlik boşluğa geldim. Sık iğne ve tekrar 2 zincir çekip aynı yere batıp sık iğne yaptım. Köşeyi oluşturdum. Bunu yine yenileyelim. Renk değişimi yapalım. Üst sırada görüşelim. Sıradayım. Renk değişimi yaptım ve alttaki köşenin sık iğnesine batıyorum. Sık iğne ve ikili trabzan yapıyorum. Alttaki köşenin sık iğnesine batarak ikili trabzan yaptım. Buradan bir boş bıraktım. Bir sık iğne. Buradaki ikili trabzana batarak ikili trabzan yaptım. Ve şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. 3. sık iğne buradaki ikili trabzanın üstüne denk gelecek. 2 ve 3. 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şuradaki sık iğneden başladım. 1. Yanındaki ikili trabzana battım. Bu da 2. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 boş bıraktım. 1, 2 ve bu da 3. 3 tane sık iğne yaptım ve şimdi yine şuradaki ikinci ikili trabzandan başlıyorum. 1. Yanındaki sık iğneye batıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane boş bıraktım ve ikili trabzan üzerinden batarak 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, bu da 3. Buradaki ikili trabzana batıyorum. Kendi renk tonundaki ikili trabzana batıp ikili trabzan yaptım. Bir boş bıraktım. Bir sık iğne ve alttaki kendi renk tonundaki sık iğneye batarak ikili trabzan yaptım. Ve köşenin sık iğnesine batarak sık iğne yaptım. Ve yine iki zincire batıyorum sık iğne. Ve tekrar iki zincir çekip aynı yere batıyorum sık iğne. Bunu da tekrarlayalım. Ve yine renk değişimi yapıp üst sırada bu sıra için yine
köşenin sık iğnesine batıyorum ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 1, bu 2 ve bu da 3. 3 tane sık iğne yaptım. Sonrasında ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki kendi renk tonundaki sık iğneye batarak ikili trabzan yaptım. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Diğer rengin ikili trabzanına batarak 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şuradaki 2 tane kendi rengindeki sık iğneye batarak bu 1 ve bu da 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Buradan 2 boş bırakıyorum. Sık iğneden başlıyorum. 1, 2 ve bu da 3. sık iğne. İkili trabzan yapıyorum. Kendi rengindeki sık iğneye batarak ve 1 boş bırakıyorum. 1 sık iğne. Şimdi yine kendi rengindeki şuradaki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yapacağım. 1 boş bıraktım. İkili trabzandan başlıyorum. 1, 2 ve bu da 3. sık iğne. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şuradaki sık iğnelere batarak 1 ve bu da 2. ikili trabzan. 1 sık iğne yapıyorum. Diğer rengin ikili trabzanına batarak. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki kendi rengindeki sık iğneye batarak. Sonrasında da bir boş bırakıyorum ve ikili trabzana batıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 3. sık iğne köşenin sık iğnesine denk gelecek. 1, 2 ve bu da 3. Köşedeki 2 zincire geldim. Sık iğne. Ve 2 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Sık iğne. Bu şekilde dolanalım. Renk değişimi yapalım. Üst sırada buluşalım. Yeni sıradayım. Köşeyi yaptım. Yine köşenin sık iğnesine batıp bir sık iğne yapıyorum. Alttaki köşenin sık iğnesine batarak ikili trabzan yapacağım. Sonrasında bir boş bırakıyorum. Bir sık iğne. Buradaki kendi renk tonundaki ikili trabzana batıp ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzana batıyorum. Diğer renk tonundakine sık iğne ve tekrar ikili trabzan yapıyorum. Kendi renk tonuna batarak. Şimdi 2 tane sık iğne yapacağım. Şuradaki 2 tane ikili trabzanın üzerine batarak. Ve şimdi 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şuradaki sık iğneye batıyorum. 1. Daha dikkatli yapayım. Ve yanındaki ikili trabzana batıp ikinci ikili trabzanı yaptım. Sonrasında 2 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 boş bıraktım. 1 ve 2 tane sık iğne. Şimdi buradaki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan. Burası motifin orta noktası. Şimdi bunun simetrisini bu tarafa geçiriyoruz. Şu şekilde. Önce buradaki ikili trabzana batıyorum sık iğne. Sonrasında 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tane sık iğne yapıyorum önce. Şuraya yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki ikili trabzana battım. İkincisine ikili trabzan ve yanındaki sık iğneye batıp ikinci ikili trabzanı yaptım. Yani şuraya yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki ikili trabzanlara batarak. Şunlar. Şimdi ikili trabzan yapacağım. Kendi renk tonundaki ikili trabzana batarak. Şimdi bir sık iğne. Ve sonrasında ikili trabzan yapıyorum. Kendi renk tonuna batarak.
Ve tekrar bir boş, bir sık iğne, alttaki kendi renk tonundaki köşenin sık iğnesini batıyorum. İkili trabzan, bir boş bırakıyorum ve buradaki köşenin sık iğnesini batıyorum. Ve köşedeki iki zincire batıyorum sık iğne, tekrar iki zincir, aynı yere batıyorum sık iğne. Şimdi devam edelim. Yine renk değişimi yapalım. Üst sırada buluşalım. Evet, yeni sıradayım. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Köşenin sık iğnesine batarak başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Sonrasında ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki sık iğneye batarak. 3 tane sık iğne yapacağım. Buradaki ikili trabzandan başlıyorum. 1, 2 ve bu da 3. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki birinci ikili trabzana batarak ikili trabzan yaptım. Ve şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Bir boş bırakıyorum. Şuradaki sık iğneden başladım. 1, 2 ve bu da 3. 3 tane sık iğne yaptım. İkili trabzan yapıyorum. Şuradaki sık iğneye batarak İkili trabzan ve şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Bir boş bıraktım. 1, 2 ve 3 tane sık iğne. Şimdi alttaki kendi renk tonundaki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan. Sonrasında bir boş bırakıyorum ve 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, bu da 3. İkili trabzan yapıyorum. Şuradaki ikinci ikili trabzana batarak. Sonrasında bir boş bırakıyorum. Ve 3 tane sık iğne yapacağım. İkili trabzandan başladım. 1, 2 ve bu da 3. Buradaki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sonrasında ise bir boş bırakıyorum ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Köşedeki 2 zincire kadar. 1, 2, 3. sık iğne köşenin sık iğnesi. Ve tekrar 2 zincire batıyorum sık iğne. 2 zincir çekip tekrar 2 zincire batarak köşeyi oluşturuyorum. Bu şekilde devam edelim. Yine renk değişiminde görüşelim. Evet, yeni sıradayım. Yine köşenin sık iğnesini yaptım ve köşedeki sık iğneye batıp bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Alttaki köşenin sık iğnesine batarak başladım. 1, 2. Yanındaki sık iğneye battım. 2 ve ikili trabzana battım. 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağım. Buradan 3 tane boş bırakıyoruz. 1, 2, 3. İkili trabzandan itibaren başlıyorum 5 sık iğne yapmaya. 1, 2, 3, 4 ve bu da 5. 5. sık iğne ikili trabzanın üstüne denk gelecek. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki sık iğneden başladım 1 ve yanındaki ikili trabzana battım 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 boş bıraktım. 1, 2. sık iğne ikili trabzanın üstüne denk gelecek. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şuradaki sık iğneden başladım. 1, ortadaki ikili trabzana battım. 2 ve sık iğneye battım. 3. 3 tane ikili trabzan yaptım ve buradaki ikili trabzandan başlıyorum. 1, yanındaki sık iğneye batıyorum. 2, 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapacağım. 2. ikili trabzandan başladım. 1, yanındaki sık iğneye battım. 2, 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağım. Buradaki ikili trabzandan diğer ikili trabzana kadar. 1, 2, 3, 4 ve bu da 5. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şuradaki ikili trabzandan başlıyorum. 1, yanındaki sık iğneye battım. 2, 3. sık iğne ise köşenin sık iğnesi ve ona da battım.
3 tane kil trabzan yaptım. Buradan 3 boş bırakıyorum. Ve köşenin sık iğnesine batıyorum. Sık iğne, 2 zincire batıyorum sık iğne ve tekrar 2 zincir çekip aynı yere batıyorum sık iğne. Bu sırada bunu yapacağız ve devam edeceğiz. Yine bitirirken görüşürüz. Sıranın sonuna geldim. Şimdi sonuncu sık iğneyi de yaptım. Köşenin sık iğnesini batarak. Şimdi sırayı kapamak için ise ikili trabzan battım. Sık iğnenin olduğu noktaya batıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Şimdi motifi de bitireceğim için burada sadece bir zincir çekiyorum. İlk battığım sık iğnenin şu şekilde iki katına batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum. Diğer ipi de aynı şekilde kesiyorum. Daha sonra tabii ki bunları sabitleyip gizleyeceğim. Böylelikle motifi bitirdim. Bitirdik. Tebrik ediyorum.